onu bir ekranlara getirelim. Öte yandan Hüseyin Bey ekibimize neler söyledi? Dün çünkü kameralar uzaktan çekti. Orada neler konuştuklarını, her şeyi ben de tam duyamadım. Bugün sevgili arkadaşlarımız İstanbul'a geldiler. Haber müdürümüz öyle. Neler söylediler kameralar uzaktayken? Maşallah Güran'ın eşi. Onu açıklayacağım ama şu röportajı bir ekranlara getirelim. Ekranlarda tanıklık ettiğiniz canlı yayındaki röportajı. Buyurun lütfen. Salim Bey'i ya da Narin'i o gün gördünüz mü siz? Neyse, bunu konuşmayalım da. Ama öyle söylesin, evet, olmaz. Gördünüz. Evet. Aa, ne zaman gördünüz? 6.30. Kaç? 6.30'da. Evet. 18.30. Aa, evet. Ben Batman'da süper, geldim. Helal olsun. Ben ablam geldik. Burada oturuyorduk. Su içti. Aniden telefon geldi. Salim Bey'e? Evet. Ha. Bu çalışanlar, işçiler burada çalışıyor. Tamam. Hiç işçileri de yurdu. Yukarıya gitmiş, o işçilerle birlikte telefon geldi, onlarla görüştüğüne gittiler. Tam nerede? Yani 18.30'da aslında Salim, evet, Bey'le burada siz çay, evet, içtiniz değil mi? Evet. Yok, netleşiyoruz. Ha? Bunu netleşiyor. Bu konuda netiz. Net. Tamam. Evet. Yani 6.30'da, akşamüstü 6.30'da burada. Var, burada geçti, çıkıyor. Evet, evet, biz de onu söylüyoruz zaten. Evet. Biz de onu söylüyoruz. Burada bulunduğunuz yerde mi çay içiyorsunuz? Hemen şu az önceki evde oturduğunuz sandalye. O çocukların kaldığı yerler var ya. Bu arada geliyordu, Abdullah, ben beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Köyden ilk kez biri, tamam, canlı yayında konuştu. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürleri var size. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Abdullah maşallah neşi Hüseyin Bey mi o? Evet, doğrudur. Kaçta kaç arası evdeymiş? Maşallah neşi. Tutuklu olan maşallah neşi. Salim ifadesini diyor ki saat 8'e kadar burada değildim, evet, diyor. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim bu arada. Şunu sorar mısın? Yani Batman'dan geldik ablamla beraber. Helal olsun. Daha vardı, biz burada oturuyordu. Saat kaçta gelmiş? Salim geldi, arabayla durdu. Saat 18.30'da, 6.30'da. Evet, o civarı yani kaç dakika bir şey etmeyelim. Ondan sonra geldi, hem beni de öptü çünkü dışarıdaydım. Bir buçuk aydı yoktum. Ablamla geldik. Ondan sonra gittiler şeye, Mısır'a yukarıda. Şimdi ben bazı bilgileri aktarırken maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey'in görüntüleri de lütfen ekranda olsun arkadaşlar. Şimdi gerçekten helal olsun. Ekranda da kendimi tutamamışım ve ya helal olsun dedim. Çünkü de bakın sadece Arif Bey, baba Arif Bey zaman zaman konuşuyor. Kontrollü röportaj veriyor. Arkasından hiç kimse, ailede, köyde hiç kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Sus puslar. O yüzden hem kızı şu anda cezaevinde beyefendinin, Hüseyin Bey'in, hem de eşi maşallah da cezaevinde. Ve acayip iddialar var. Ve aslında konuşmak istiyor. Hatta bana da güvendiğini arkadaşlarıma da söylemiş. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben sadece bu yayını, bakın ben Tavşantepe köyü sakinlerine sesleniyorum. Ben sadece bu yayını kızımız için yapıyorum. Başka hiçbir ne amacım olabilir ki benim? Ne amacım olabilir ki? Gerçekler ortaya çıksın ve susmayın diye bu yayını yapıyorum. Dolayısıyla aslında Hüseyin Bey eğer konuşmak isterse bizim arkadaşlarımız da zaten gidecekler köye. Lütfen Hüseyin Beyciğim, bildiğiniz ne varsa, çünkü kızı ve eşi zan altında. Lütfen yani Hüseyin Bey aslında çok daha şey söyleyecek de anlatacak, fakat yanındakiler, birileri Hüseyin Bey'i susturduğu için Hüseyin Bey daha devamını bize söylemedi. Ama bizim kameramızı görüp yani yanına gelen, bizim yanımıza gelen Abdullah'ın yanına, Abdullah Deniz muhabirimizin yanına gelen Hüseyin Bey'in kendisi. Önce biz kim olduğunu şey yapamadık. Tabii köyden biri konuşuyor da kim olduğunu söylemiyor, konuşmuyor. Ha, sonrasında Batman'da olduğunu söyleyince bütün ifadeleri hatmettim yani. Okuyorum kaç gündür ifadeleri. Aa dedim, tamam bu Hüseyin amca dedim. Yani şeyin, maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey mi dedim. Sonrasında Hüseyin Bey oldu. Ortaya çıktı. Bakın Hüseyin Bey sonrasında haber müdürümüz Doğanay Topçu'ya da yani kameralar uzaktayken her şeyi sesini ekrana vermedik biz. Öyle istedikleri için, ama bazı bilgileri sizinle paylaşabilirim. Hepsini değil ama bazısını. Şimdi şunu söylüyor. Diyor ki maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey. Eşinin ve kızının tutuklanması ile ilgili çok net bilgiler vermiyor. Ama yani eşine ve kızına bazı iftiralar atıldığını söylüyor. İşte eşinin Salim'le ilişkisi olduğu iddiası, kızıyla ilgili farklı iddia. Şimdi kızını söylemek istemiyorum. Farklı iddialarla ilgili olarak iftira atıldığını iddia ediyor. Öte yandan şunu söylüyor. Belki işte ben seninle konuştum diye, Doğanay'la konuştum diye beni de gözaltına alabilirler diyor. Şimdi neden gözaltına alınmaktan korkuyor? Nasıl bir korkusu var? Niye böyle düşünüyor? Bilmiyorum. Nevzat bu cinayeti işlemiş
olabilir. Yani inanmak istemiyor. Salim'in, işte Yüksel'in ve diğerlerinin bu cinayeti işlemiş olabileceğine ihtimal vermiyor. Yani düşünsenize, en yakın bütün köy beraber bir tane 8 yaşındaki bir çocuğu yavrum şuna bakar mısınız yani? Korkunç bir şekilde öldürülüyor. Yani ihtimal vermiyor ama şunu da altını çiziyor Hüseyin Güran. Diyor ki eğer diyor, ben Nevzat'ın yaptığını düşünüyorum. Ailemden biri yapmaz diyor, konduramıyor. Eğer diyor bizim aileden biri çıkarsa diyor, adalet yerini bulsun. Adalet lütfen yerini bulsun. Çünkü bu köy zan altında kalacak. Eğer katilin kim olduğu net bir şekilde ortaya çıkmazsa, ya belgelerle ya da bir itiraf olmazsa bu köy, yani bu köy çok büyük bir zan altında kalacak. Bu kara lekeyle yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla Hüseyin Bey, büyük amca bu kara lekeyle yaşamak istemiyor. Açık ve net ben söyleyeyim yani. Ve diyor ki eğer diyor bizim aileden biri çıkarsa diyor, adalet yerini bulsun ama biz de biteriz diyor. Biz de biteriz diyor. Ama bir yandan da bu olayın aydınlatılmasını çok fazla isteyenlerden biri Hüseyin Bey. Ve dolayısıyla bize de programımıza da çok... Bakın biz kimseden yana bir pozisyon almıyoruz. Hiçbir siyasi amacımız yok. Hiçbir ideolojik şeyimiz yok. Biz sadece ve sadece bu olayın sosyolojik boyutunu yapıyoruz. Ve neden bu çocuk öldürüldü? Katili cezaevindeki kadınlar... Ya da Salim gerçekten katilin Nevzat olduğunu düşünüyorsa, ki Nevzat'ı asla suçlamıyor. İtirafçı Nevzat ne diyor? Salim diyor, yeğenini öldürdüğünü bana söyledi, cesedi bana verdi, ben de gittim dereni oraya gömdüm diyor. Dolayısıyla katilin net bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor ki köy bu kara lekeden bir an önce kurtulsun. Şimdi bakın, Salim'in amcası çok amca Salim daha doğrusu, arabası çok kritik. O araba çok kritik. O arabayı bir ekranlarınıza getireyim lütfen. Çünkü o arabada Narin'e ait DNA'lar çıkıyor. Bununla ilgili çok korkunç bir iddia var.